Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Doktor Emin Sert amca var. Merhaba Emin amca. Merhabalar, Nurullah Salih. Emin amca, benimle röportaj yapmayı kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Aksine ben çok memnun oldum. Birçok yerde program yaptım ama en fazla seninle yaptığım program bana heyecan ve farklı bir enerji verdi. Çünkü senin kuşağına ve senin hitap ettiğin kitleye hitap etme fırsatı güzel bir fırsat benim için. Ben de sizinle ilk defa yani böyle uzmanlarla ilk defa röportaj yapacağım. Ben de birazcık heyecanlıyım. Hiç önemli değil. Hepimiz insanız. İnsan olma ortak paydamız. Nesiller arası iletişim diye benim üzerinde durduğum bir konu var. Ona da güzel bir örnek olacak seninle yaptığımız sohbet. Karşılıklı bir aradayız. Konuşuyoruz seninle şu anda. Evet. İstiyorsanız şimdi sorularımıza geçelim. Buyurun. Emin amca, kendini birazcık bize tanıtır mısın? Evet, ben Hüseyin Emin Sert. Ordu Perşembe Memleket İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ndeyim. Üç vasıflı tanışma diye bunu hep yaparım. İsim, meslek ve memleket. Eğer kişiler iletişime açıksa meslek ve memleketinden çözülmeyecek insan yoktur. Ben de Ordu Perşembe 67 doğumluyum. Bir gurbetçi ailesi çocuğuyum. 72 yılında Hollanda'da biraz bulundum. Daha sonra ilkokulu kendi köyümde okudum. Orta 1'i Ordu İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Orta 2'den sonra Samsun'da yatılı olarak devam ettim. Daha sonra İlahiyat Fakültesini 84-89 yıllar arasında Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde okudum. İstanbul'da 89-92 yıllarında özel dersler aldım. Daha sonra öğretmenlik yaptım. 92-95 yıllarında Sivas'ta öğretmenlik yaptım. 95 ile 2009 arasında Elazığ Fırat İlahiyat'ta araştırma görevliliği yaptım. Ankara'da 2009 ila 2011 yıllar arasında Türkiye Diyanet Vakfı'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda eğitim uzmanlığı yaptım. 2011 yılından itibaren de İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ndeyim. Öğretim görevlisiyim orada. 93 yılında evlendim. Evli ve üç çocuk babasıyım. Bu kadar. İki dille iletişim kurabiliyorum senin genç arkadaşlarına. İngilizce ve Arapça insanlarla iletişim kurabilecek durumdayım. Tamam. Ben de şimdi kendimi tanıtayım. Evet, ben de merak ediyorum seni, tanımak istiyorum. Buyurun Nurullah Salih. Benim ismim Nurullah Salih Coş. 10 yaşındayım. 5 yaşında trafik kazası geçirdim. Bu yüzden tekerlekli sandalyeyle hayatıma devam ediyorum. Ankara MGÖKuşağı İlkokulu'nda 3. sınıfa gidiyorum. Ayrıca Etimesgut Bilim Sanat Merkezi'nde de eğitimime devam ediyorum. Ve bu yıl çok eğlenceli, çok sevindirici bir haber oldu. Etimesgut Bilim Sanat Merkezlerinde robot ekibine girmeye hak kazandım. Ve şimdi çalışmalarıma devam ediyorum. Beni de Instagram'da takip edenler göreceklerdir çalışmalarımı. Nuri ile Sınırsız Bilgi isimli bir tane de YouTube kanalım var. Orada da insanlara her konuda farkındalık uyandırmaya çalışıyorum. Bu sınırsız bilgi konusu benim çok dikkatimi çekti. Senin yaşındaki birinin böyle sınırsız gibi bir ufka bakması gayet heyecan verici. Hele bu robotik çalışmaların ileriki senelerde çok güzel noktalara seni taşıyacak diye ümit ediyorum. Teşekkürler. Emin amca, peki insani ve sosyal gelişim uzmanı ne demek? Evet, bu fırsat güzel bir fırsat benim için. Hatta biraz önce düşündüm, Nurullah Salih bana bu soruyu sorduğunda nasıl cevaplayacağım ben bunu diye. Bu benim bir varlık sebebim olarak düşündüm. Her kişinin kendi kabiliyet ve kapasitesini hayata taşımakla sorumlu olduğuyla alakalı bir kanaatim var. İnsani ve sosyal gelişim de böyle bir şey. Ben bunu bir akademik alan olarak düşünüyorum. Uzman olarak da bu sıfatı ilk kullanan maalesef benim veya elhamdülillah benim. Böyle bir patent tescili yaptırdım. İnsani ve Sosyal Gelişim Merkezi olarak bir patent tescilim var. Bu disiplinler arası bir çalışma.
biraz öğretmenlik, biraz akademisyenlik, biraz babalık, biraz böyle dünyaya bakan efendim iş adamı mantığı, böyle birçok alan insani ve sosyal gelişimin kişisel gelişim diye bir alan var. Çok defa duyduğumuz, kitaplarını okuduğumuz. Bu kişisel gelişimin kaynakları biraz daha batı kaynaklı ağırlıklı. Ben ilahiyat altyapılı olduğum için rehberlik ve danışmanlık merkezinde bulundum ve biraz danışmanlık ve akademisyenliği buluşturarak kültürel kodlarımızdan beslenen temel dini değerlerimizi ve hayat felsefemizi de işin içine kattığımız bir alan insani ve sosyal gelişim. 5 tane gelişim alanı var. İnsani gelişim, ailevi gelişim, kurumsal gelişim, toplumsal gelişim ve küresel gelişim şeklinde. Bunun teorileri var, yaklaşım tarzları var, prensipleri var. Ben bunu aynı zamanda Maltepe Üniversitesi'nde de ders olarak verdim bu konuyu. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde insani ve sosyal gelişim dersi de verdim. Bu işle uğraşan, bu işi yapan kişi benim uzmanlık alanım aslında. Doktora tezim Kur'an-ı Kerim ışığında insan tipleri ve davranışları üzerine. Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi'nde de bu çalışmayı yapınca rahmetli yeni vefat eden Doğan Cüceloğlu Hoca ile yaptığımız bir sohbet esnasında siz bu sahada ekol olursunuz gibi bir cümle kurmuştu benim için. Ben de bunu gerçekleştirmek üzere böyle bir faaliyet yürütüyorum. İnsani ve sosyal gelişim uzmanı, hayata dair dertli, bunları insanlarla paylaşan, bazen danışmanlık yapan, bazen eğitim ve seminerler yapan bir kişi olarak hayatıma devam ediyorum. Çok güzel Emin amca. Siz insani gelişim alanı ile ilgileniyorsunuz. Ve bu alanda çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Yapmış olduğunuz çalışmalar için size çok teşekkür ederiz. Emin amca, aklıma geldi. Satrançta gelişimi tamamladı denen bir tabir var. Neden bazı insanlar gelişimlerini tamamlayamıyorlar ve çok kötü şeyler yapıyorlar? Siz bize insani gelişim ne demek ve insanlar gelişimlerini nasıl tamamlayacaklar anlatır mısınız? Sen çok derin bir konudan sorduğun soruyu bir de satrançla birleştirince daha bir heyecan duydum. Ben işin doğrusu maalesef satrancı çok fazla bilmiyorum ama farklı seviyelerde daha sonraları da düşünen bir fikir jimnastiği ile oynanan bir oyun olduğunu biliyorum. Tabii insani gelişim dediğimizde, insan dediğimizde, hayat dediğimizde, sağlık dediğimizde bunlar çok hem büyük kavramlar hem birbiriyle yakın ilişki içinde olan kavramlar. Önce insan yeryüzüne, kainata, evrene halife sıfatıyla yani yeryüzünü derleyip toparlayan, yöneten, yönetici kişi sıfatıyla gönderilmiş. Allah adına yeryüzündeki işleri yapan kişi aslında insan cins olarak. Ama insan diğer varlıklardan farklı olarak hem akıl nimetiyle donatılmış hem irade nimetiyle donatılmış. Yani iyi ile kötü arasında bir noktada insan iyiyi de tercih edip yapabilir, kötüyü de tercih edip yapabilir. Burada insan olabilmek dediğimiz bir kavram var. Bu kavramın içini kim nasıl doldurur? Çok farklı tabii. Çünkü bazıları insanlıktan daha ziyade hatta Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle belhum edal, hayvanlardan daha aşağı seviyeye düşebilir. Ama yine insan meleklerden daha yüksek seviyelere çıkabilir. İnsani gelişim de hem maddi boyutuyla hem manevi boyutuyla inanç ve değerlerini hayata taşıyan elinden ve dilinden başkalarının emin olduğu kişi demektir aslında insan ve Müslüman tabiri. İnsani gelişim de kişi kendindeki kabiliyet ve kapasiteleri ahlaki bütünlük içinde gerçekleştirmeyle alakalı bir durumdan bahsediyoruz aslında. Tabii kendini gerçekleştirme dediğimiz hayat boyu devam eden bir süreç. Herkesin bir varlık sebebi var, kabiliyet ve kapasitesi var. Bu kabiliyet ve kapasiteyi hayata taşımakla sorumlu insan. İşte sen şimdi 10 yaşındasın,
Yarın 20 yaşına geldiğindeki hayata bakış açın, 30 yaşına geldiğinde hem aldığın eğitimler hem yaptığın işlerle alakalı bakış açıların değişecek. İşte 5 sene önce geçirmiş olduğun bir trafik kazası seni belki beden olarak sandalyeye bağlamış ama ruh ve olgunluk olarak ben kendi seviyemde seni hissederek seninle iletişim kuruyorum. Böyle bir güzel heyecan da veriyorsun bana. Çok teşekkür ediyorum. Bu gelişim yolculuğu ömür boyu devam eden bir şey. Herkes bu hayatın içine ne kadar güzellikleri koyabilir, ne kadar kainatta, dünyada hoş bir sada bırakabilir, ne kadar kendini gerçekleştirirse o kadar insani gelişimini de tamamlamış olur. Güzel anlattın Emin amca. Bir de senin İnsan Tipleri ve Davranışları adlı kitabın varmış. Bize bu kitaptan bahseder misin? Evet, Kur'an-ı Kerim ışığında İnsan Tipleri ve Davranışları benim doktora tezim. Asıl temel İslam bilimleri tefsir alanında benim ihtisasım. Ama bu tez konusu biraz böyle psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, eğitim gibi birçok alanı içine alan bir kitap oldu. Onun birinci bölümünde insan ve davranışları, Kur'an-ı Kerim ışığında insan ve davranışları, insanı davranışa sevk eden unsurlar, akıl, bilgi, inanç, irade, insanın efendim istek ve arzuları, duyguları gibi konular yer alıyor. İkinci bölümünde inanç açısından tipler, mümin, münafık, kafir ve ehli kitap konusunda Kur'an-ı Kerim'de geçen insanın özellikleriyle alakalı bilgiler var. Ama şöyle bir problem yaşadım zihnimde kitabı yazarken. İşte mümin dedik, bütün güzel vasıfları biz inanan, Müslüman bir aile ve kimliğe sahip olduğumuz için hepsini altına yazdık. Peki mümin yalan söylerse ne olacak? Veya mümin adaletli davranmazsa ne olacak? Veya kafir çalışkan olursa, üretken olursa, icat yaparsa bu ne olacak diye bir düşünceyle üçüncü bir bölüm oluşturdum. Kur'an-ı Kerim'in övdüğü ve yerdiği davranışlar diye. Adalet güzeldir. Hakkaniyete riayet etmek güzeldir. Çalışkan olmak güzeldir. Çalışkan olanlarla alakalı kısımları övülen davranışlar. Bir de yerilen davranışlar. Yalan söylemek kötüdür. Kim olursa olsun yalan söylediğinde kötüdür. Tembellik kötüdür. Efendim emanete hıyanet etmek kötüdür gibi bölümler oluşturdum. Bu benim askerlikteki rehberlik ve danışmanlık merkezinde kitabı yayına hazırladım. Bu insani ve sosyal gelişim de bu danışmanlıkla, bu bilgilerle yoğrularak oluşan bir alan oldu aynı zamanda. Çok üzgünüm ancak kitabın baskısı kalmadı şu anda. Ben onu 3 ayrı kitap olarak yeniden derlemeyi düşünüyorum ama daha şimdilik gerçekleştiremedim. İnşallah senin bu heyecanından sonra onu gerçekleştirme fırsatı da bulurum yeniden yayın için. İnşallah Emin amca. Biz çocuklar ve gençler gelişim yolcusuyuz. Bize güzel gelişimimizi tamamlayabilmek için tavsiyeleriniz var mı? Evet, şimdi bir 3B kuralından bahsetmek istiyorum size. 3B kuralı bilgi, beceri ve belge. Kişi bilgili olacak. Tabii bilgi sınırsız aslında. Yeni bilgilere erişmek, bilgiler arası irtibat kurmak çok önemli. O bilgilerden yeni bilgiler üretmek. Beceri, becerikli olmak. Bir iş yapılacağı zaman eleman aramak yerine eleman olmak. O işi hemen yapmak yerine getirmek gibi beceri kabiliyetlerimizi geliştireceğiz. Bir de belgeli olacağız. Yani bir konudaki bilgimizi belgeleyemezsek, mesela öğretmen olabilmek için 4 yıllık bir eğitim fakültesinden mezun olmak gerekir. Bir öğretmenden çok daha bilgili kişinin belgesi olmazsa öğretmenlik yapamaz gibi anlamak lazım. Bir de bugün öğrendiğim bir 4D kuralı var. Öğrenci arkadaşlarımız için bu geçerli bir konu. Bu da ne? Din. Dindar olmak. Çünkü o yeryüzüne halife olarak gönderilen kişinin manevi duyguları ancak inançla tamamlanır. İki dil. Bir dil, bir insan demişler. İki dil, iki insan. Bugün
dünya çapındaki insanlarla iletişim kurabilmek için bir yabancı dil, hatta iki yabancı dil, üç yabancı dil bilmek gerekiyor. Bir dil öğrenmek, başka bir dil öğrenmek ama önce kendi dilimizi, ana dilimizi çok güzel öğrenmek. Üç, dünyaya açık olmak. 4D kuralının üçüncüsü dünya. 4D'de ders çalışmak. Yani derslerimiz bizim bir sonraki seviyeye erişebilmemiz için bir basamak. O basamakları ama dersleri öğrenirken ben imtihanda geçer not alayım diye öğrenmeyeceğiz dersleri. Bunu hayatımızda nerede nasıl tatbik edebiliriz noktasında bir düşünce, bir fikirle bu dersleri öğrenmiş olacağız. Teşekkürler Emin amca. Kanalıma konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı verdiğin için. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Senin takipçilerine de çok selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Benim de bir web sayfam var. eminsert.com ve eminsert.org olarak. YouTube'da da bazı videolarım var, bazı televizyon programlarım var. Onları da ilgilenenler yine bana ulaşabilirler sosyal medya kanallarından da. Çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğin için Nurullah Salih. Ben teşekkür ederim Emin amca. Bana ve takipçilerime güzel insan olabilmek için neler yapmalıyız konusunda bilgiler verdiniz. Biz de bu konuda çok çalışacağız ve insan olmak için neler yapılması gerekiyorsa hepsini yapacağız. Bugünkü videomun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirim zilini çalmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıklı afiyetler.